Değerli izleyiciler, CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Dün akşamdan itibaren kesintisiz bir şekilde Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili detayları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Gerçekten sonuçları itibariyle son derece, görüntüleri de paylaşmaya devam ettik size. Gece boyunca son derece rahatsız edici ve üzücü bir terör saldırısı meydana geldi. Bu saldırının nasıl olduğuna dair gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bugünkü yayınımızda da birazdan bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Moskova ile bizim arkadaşlarımız orada, ayrıca Siyamen Kaçmaz gün boyunca yayınlarda olmaya devam etti. Emrah Çakmak muhabir arkadaşımız ve Halil Kahraman'a birazdan bağlanacağım ama bugün yayınımızın ilerleyen dakikalarında Türkiye'nin en önemli gündem konusu seçim. 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Bir hafta sonra neredeyse sandık başında olacak Türkiye'de seçmenler. Bu konuları da konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin farklı illerindeki adaylar acaba neler yapıyorlar? Bunları değerlendiriyoruz. Sayın Fatma Şahin bugün konuğum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Birazdan sizinle önemli konular konuşacağız. Neler yaptığınızı, son dönemde hangi projeler olduğunu bir değerlendirelim istiyorum. Gaziantep Türkiye'nin en önemli, potansiyeliyle önemli illerinden bir tanesi. Birazdan girelim bu konuya ama bu terör saldırısını bir isterseniz son bilgileri alayım. Evet. Sonra sizin de bir yorumunuzu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim. Emrah Çakmak acaba beni duyabiliyor mu şu anda Moskova'da? Evet, yanında Halil Kahraman var. Bizim kameraman arkadaşımız da orada. Gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren CNN Türk ekipleri orada olmaya başladılar. Son durum nedir? Hangi değerlendirmeler yapılıyor Rus basınında, Kremlin'de ve orada neler gördüğünü lütfen aktarır mısın bize? Evet, CNN Türk ekipleri olarak dün gece Rusya'nın karşı karşıya kaldığı terör saldırısı, artık hava aydınlandı ve bir kez daha günün aydınlanmasıyla birlikte terör saldırısının şu anda en net görüntüsünü bir kez daha CNN Türk ekranında göstereceğiz. Kameraman Halil Kahraman şimdi bölgede dün akşam saatler 20.42'yi gösterdiğinde dünyanın haberdar olduğu yer aslında Rusya'daki terör saldırısının gerçekleştiği yer. Moskova'da şehir merkezine uzak bir noktada Krasnogorsk bölgesinin içerisinde bulunan Krasis, burada bir alışveriş merkezi, kongre salonu, işte tam görüntüde görülen bu noktada dün akşam saatlerinde 4 ya da 5 kişi olabileceği düşünülüyor. Henüz sayıda da bir netlik yok. Üzerlerinde otomatik silahlarla birlikte içeride olan insanların tam da orada bulundukları dakikada en kalabalık olan saat diliminde bu terör eylemini gerçekleştirdiler. Otomatik silahlarla birlikte önce o salonun içerisine doğru yöneldiler. Kapıdan girdikten hemen sonra karşılarına çıkan herkese ateş etmeye başladılar ve ilk dakika itibariyle o noktada hayatını kaybedenleri bizler gördük ve hayatını kaybedenlerin üzerine ateş etmeye devam ettiler. Gün aydınlandı. Şu anda dün akşam burada tam da belediye binasının olduğu yerdeki, bakın, oradaki yerde büyük bir yangın başladı. Hemen kenarında bulunan bu banliyö hattının da geçtiği yerde nehir var. Nehirin üzerinden su alınarak yangın söndürüldü. Şu dakika itibarıyla havada yangının etkileri var. Yoğun bir dumanı burada görüyoruz. Hemen bu alanın bahçesinde bulunan noktada itfaiye ekipleri, polis ekipleri şu anda hali hazırda içerideki teknik çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dün geceden sabaha şu anda en net bilgi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı ve İçişleri Bakanlığı da, Rusya İçişleri Bakanlığı da sürekli bilgilendirme gerçekleştiriyor. 60 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında 120 yaralı var. İçerisinde çocuklar var. İsimleri ve doğum tarihleri anlık olarak aktarılıyor. Öyle ki yoğun bir güvenlik çemberine alınmış durumda burası. Krasis bölgesi, Krasis City, burası bir alışveriş merkezi. Aynı zamanda içeride konserlerin verildiği bir alan. Ve dün gece aslında CNN Türk Moskova temsilcisi Siyamet Kaçmak
çalışmaz. Bölgede sıcak yayınları yaparken burada normalde bu kadar kalabalık olmayan günler geçerdi. Ancak dün kalabalığın olduğu iki burada kongre gerçekleştiğinde içerideki insanların orada yoğunlaştığı dakikalarda 4 ya da 5 kişinin içeriye üzerlerindeki o ekipmanlarla birlikte, otomatik silahlarla birlikte girdiler ve terör eylemini gerçekleştirdiler. Henüz yakalandıklarına dair bir bilgi yok. Moskova'da hemen hemen her yerde aramalar var. Özellikle metrolarda ve karayollarının üzerlerinde polis ekiplerinin o terör saldırısını gerçekleştirenleri arama çalışmaları devam ediyor. Kameraman Halil Kahraman'la birlikte Moskova'da terör saldırısının gerçekleştiği yerde son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Evet, Emrah Çakmak muhabir arkadaşımız ve Halil Kahraman görüntüler eşliğinde bir özet gerçekleştirdiler. Gerçekten saldırının yapıldığı yeri çok net görebildiğimiz bir açıdan bu çekim gerçekleşti. Bu saldırının gerisinde kimler var? Motivasyonu neydi? Bir güvenlik zafiyeti söz konusu muydu? Ve tabii maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı artacakmış gibi görünüyor. Çok sayıda yaralı şu anda hastanelerde tedavi altında. Bu saldırıyı gerçekten, tırnak içinde söylüyorum, gerçekten kimin yaptığının ortaya çıkmasının ardından Moskova'nın bunu nasıl değerlendireceği ve tepkisini hangi doğrultuya yönelteceği de önemli bir konu. Çünkü bir taraftan eğer gerçekten üstlendiği gibi, iddia edildiği gibi bu işin arkasında terör örgütü IŞİD, eski adıyla yeni adıyla DAEŞ varsa, bir taraftan Rusya'nın varlığını sürdürdüğü Suriye operasyonlarının şiddeti mi artacak? Bu birinci soru. Diğer taraftan eğer Rusya bu terör örgütünün arkasında herhangi bir şekilde bir Batı bağlantısı veya Ukrayna bağlantısı olduğunu iddia ederse, acaba tepkisinin bir bölümü Batı'ya mı yönelecek? Bunlar ciddi meseleler, çünkü bir taraftan da Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken kısa bir süre öncesine kadar Putin'in nükleer opsiyonlardan, seçeneklerden bahsettiği günlerden buraya gelindi. Ama dünyanın neresinde olursa olsun Sayın Fatma Şahin, motivasyonu ne olursa olsun sivillere yönelik terör eylemlerini kınıyoruz. Ben de kınıyorum bir vatandaş olarak, bu ülkenin ve bu coğrafyada terörden çok çekmiş bir ülkenin bir yurttaşı olarak. O bakımdan üzücü gelişmeleri izliyoruz ve aktarmaya devam ediyoruz. Eğer sizin de bir yorumunuz varsa onu alalım, onunla devam edelim. Hakan Bey, öncelikle Rus halkına başsağlığı diliyorum. Onları en iyi kim anlar? Son 50 yılının terörle mücadelede hakikaten büyük çaba sarf etmiş Türk halkı anlar. Ben en son Kına Gecesi patlamasında, hatırlarsanız Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım. Aynı şey bize oldu. O sırada şu an İçişleri Bakanımız Gaziantep valisiydi. Korkunç bir gece yaşadık. Cumhurbaşkanımız başsağlığı için aradığında, efendim hemen gelmeniz lazım dedi. Cumartesi geldi, hastaneye gittik. Geriye kalanın birinin eli yok, öbürünün ayağı yok, öbürünün gözü yok. Hepsi 5 yaş altı çocuklar. Sonra bize dedi ki, ben pazartesi Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayacağım, Fırat Kalkanı'nı başlatacağım. Sizden istediğim dedi, Cerablus'ta çok hızlı hayatı normalleştirin. En iyi biz anlarız. Çünkü ve siz orada bir ciddi seferberlik başlattınız. Çok. Yani ben şimdi terörün yaralarını sarılması anlamında da söylüyorum. Tabii Filistin Dostluk Grubu Genel Sekreteri olarak Gazze'ye gitmiştim. Komutan dedi ki, ya başkanım isterseniz gitmeyin. Olur mu dedim, ya 10 kilometre ileride Cerablus. Vallahi daha kötüydü. 80 kamyon temizlik yaptık. Elektrik yok, su yok. Suyu çıkarmak istiyoruz. Bizim mühendislere uzaktan patlatıyorlar. Biz en son Milli Güvenlik Kurulu'yla güvenlik koridoru oluştuktan sonra rahatladık. O yüzden güvenlik ve emniyet bütün ülkelerin ve bütün şehirlerin en önemli birinci meselesi. O sağlanmadığı sürece biraz sonra konuşacağımız konularında hiçbir önemi yok. O yüzden hem başsağlığı diliyorum, hem emniyet ve güvenlik açısından her ülkenin çok yapması gereken iş olduğunu düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten öyle. Sayın Başkan, şimdi sizinle uzun bir yıllara dayalı bir tanışıklığımız da var. Siyasette siz farklı makamlarda bulundunuz. Bakanlık görevinde bulundunuz. Bağlı bulunduğunuz siyasi partide kadın kolları başkanlığını yürüttünüz. Dolayısıyla saha tecrübesiyle
Türkiye'nin farklı noktalarında görev yaptıktan sonra Türkiye'nin en önemli illerinden biri bana göre. Ben Gaziantep'e her gelişimde çok etkilenerek dönüyorum. Yeni şeyler öğrenerek dönüyorum. Hayatın her alanında, yani üretimden kültür sanata, turizme kadar büyük potansiyeli olan bir il. Ve aslında sayılar itibariyle bakıldığı zaman da rekabette sadece Türkiye içinde değil, dünyada da, yani Gaziantep eğer bir tek başına bir ülke olsaydı nüfusuyla, ekonomisiyle, ürettiği değerlerle dünya sıralamasında bir yerde olurdu herhalde. Evet, evet, hakikaten öyle. Bu iyi bir özet oldu mu? Çok güzel özet. Tanıyor muyum Gaziantep'i? Yani Gaziantep'liler kadar biliyor muyum? Aynen. Bir kere sizinle olan hukukumuz çok eski. Ben size çok teşekkür ediyorum. Milletvekili olduğum andan itibaren biz sizinle çalışmaya başladık. İş ehline verildiğinde güzel çalışanlığında nasıl birlikte iş yapabildiğimizi gösterdik. Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı iken bütün Türkiye'yi dolaştık. Kadınları siyaset hazırlamak için sizinle çok sayıda program yaptık. Kurucu Aile Bakanı iken sizinle çok çalıştık. İkinci dönem belediye başkanlığımda hep yanımızda oldunuz. Hep yakın takip ettiniz. Çünkü sizin de uzmanlık alanınız. Tabii şehir çok önemli bir şehir. Şehir bir sanayi şehri. Aynı zamanda bir kültür şehri. Kültür turizmi için bütün potansiyel var. Şehir her yönden uluslararası bir şehir. Kalkınma yerelde başlıyor, artık demokrasi yerelde başlıyor. Ve artık şehirler yarışıyor. Ben şunu söylüyorum, ben Londra, Paris, Madrid belediye başkanının diliyle yönetemezsem şehir, uluslararası bir şehir yapmam mümkün değil. O yüzden çok yakın takip ediyoruz. O yüzden OECD'nin şampiyon şehri olduk. O yüzden EBRD'nin, AK Parti'nin tek yeşil şehriyiz. O yüzden Guterres bizi danışma kuruluna davet etti. Uluslararası alandaki şehrin yaptıklarını anlatmak açısından da yerelden evrensele, gelenekten geleceğe başka bir şey söylemeye çalışıyoruz. Bunda da toplum bunu görüyor ve sahipleniyor. Çok güzel çalışmaları sizinle birlikte devam ediyoruz. Bir gazeteci şapkamla, kimliğimle çok yakından takip ettim gerçekten. Sizin de ifade ettiğiniz gibi uzun yıllardır Sayın Fatma Şahin, OECD dediniz ya. Evet. Çok belki izleyicimiz onu takip edememiş olabilir. Orada hangi kriterde ilk sıralarda? O da katılımcılık. Hatırlatalım isterseniz. O da şey diyor, kimseyi geride bırakma. Oradaki ölçü o. Kimseyi geride bırakma, herkesle birlikte yani kapsayıcı yok. Olmak, kapsayıcı olmak, kucaklayıcı olmak. Evet. Ya buna çok da ihtiyacımız var bugünün Türkiye'sinde. Çünkü yani sahada bakıyorum, bu seçim kampanyalarında özellikle bir sert bir kutuplaşma oluyor Türkiye'de bütün bu seçimlerde. Ve dolayısıyla ben de diyorum ki ya biz hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, değil mi? Kökenimiz ne olursa olsun, nerede doğmuş olursak olalım. Bu ülkenin refah seviyesi ve mutluluk oranı artarsa bundan hepimiz kazançlı çıkarız. Evet. O nedenle siyasetçiler de daha kucaklayıcı olurlar ve böyle bir dil kullanırlarsa bundan hepimiz mutlu oluruz. Hakan Bey, biz bunu uyguluyoruz. Bu Gaziantep modeli ismi. Nasıl yapıyoruz? Ben bütün partilerin belediye başkan adaylarına hayırlı olsuna gittim. Gittiniz mi? Dün Cumhuriyet Halk Partisi adayı ve milletvekilleri bizi ziyaret etti. Ortak fotoğraf çektirdik. Ben dedim ki 1 Nisan'da da biz birbirimizin yüzüne bakacağız. Doğru. Yanımızda ne yazarsa yazsın, biz insanız, anneyiz, babayız ve ortak, çok ortak noktalarımız var. Bu şehirde doğduk, bu şehirde öleceğiz. Biz başka bir model yapalım. Biz Yunus Emre'nin diliyle, biz gelmedik kavga için. Dostun evi gönüllerdi. Gönüller yapmaya geldik. O memleket işi, gönül işi diyoruz ya. Aslında şehirde bunu uyguluyoruz. Ben başarılı olduğumuz kanaatindeyim. O yüzden bütün hemşehrilerime de bu olgunluğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben yayına girmeden önce bazı Gaziantepli dostlarımız, ortak tanıdıklarımız da ve mesajlar attılar. Televizyon başındayız, izliyoruz diye. Çünkü Gaziantep'in insanları Türkiye'nin farklı noktalarında, dünyanın farklı noktalarında da yaşıyorlar. Ama gözleri, kulakları kendi toprakları olan Gaziantep'te, Gaziantep'in iyiliği içinde çalışmaya devam ediyorlar. Ben Gaziantep'e geçmişte Türkiye İhracatçılar Meclisi veya DEİK toplantıları için geldiğimde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantıları, iş insanlarını daha fazla tanıma imkanı buldum ve çok beni şaşırtan bir kapasite gördüm orada. Yani her alanda bir üretim var. Yani girmedikleri bir alan yok. Yani böyle Kayseri çok girişimciliğiyle tanınan bir ildir ya Türkiye'de. Gaziantep Kayseri'nin önünde galiba, değil şu mi? Anda, rakam olarak söylüyorum, oran şöyle, olarak. Şu anda o konuda hakikaten çok iyiyiz. 33'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep'e geliyor. Çünkü 3 gazi birleşip bizi gazi yaptıktan sonra ziyaret ettiğinde diyor ki çok önemli bir şey. Gazi şehir diyor, vatansever
cesaretli ve çalışkandı. Çünkü o kurtuluş mücadelesinde verilen mücadele zerdali şekildeyle aşağı direniliyor. Ve çok çalışkan bir şehir, çok vatansever, çok cesaretli. O süreçte o kadar önemli bir kurtuluş mücadelesi var ki o yüzden Panorama Müzesi'ni yaptık. Gördüm o mutlaka müzeyi. Herkesin çok gelip görmesi lazım. Bu kategorinin en iyi müzelerinden biri bence. Tabii tabii, şu an dünyanın da bence en iyilerinden. Çünkü Rus ressamla çalıştık. Orada da çok başarılı Anıtkabir'i yapan Rus ressamla çalıştık. Şehirde büyük bir çalışkanlık var. Mesela korona süreci değil, merkez içine kapandı. Bizim sanayicimiz Almanya'nın maskesini gönderdi. O kadar sizden mi gitti oraya? Tabii hepsi bizden gitti. O kadar ileri görüştü ki, o kadar cesaretli ki, o kadar çalışkan ki. Buradan bizim 300 fabrika açacağız diye Cumhurbaşkanımızı getirdik. Kimse inanmadı. Dibinde koca bir kaos. Hangi şey 300 fabrika açabilir? O yüzden Davut Vali, şu an İstanbul Valimiz, biz korona sürecinde işte fabrikaları geziyoruz. Bir aileye, işte fabrikaya gittik. Ben gidince anne de geldi. Diyor ki, başkanım bu çocuklar askerdeyken diyor çok da başarılı iş çıkarmışlar. Eşime gece yarısı diyor uyandım, dedim ki bu çocuklar askerden gelecek, fabrika açmamız lazım. bu oranda bu derecede. O kadar büyük bir girişimcilik var ki. Şimdi, başarıyorlar yani. Ya, hakikaten o, ben de onu anlatmaya çalıştım. Girişimcilik ruhu evet. açısından da çalışkanlığıyla birlikte ben yabancı ülke diplomatları ve büyükelçilerle sık sık görüşürken mesela Doğu ve Güneydoğu'ya gideceğiz, orada bir şey anlatacağız veya görüşme yapacağız diyorlar. Nereye gideceksiniz diyorum. İlk başlayacakları yer Gaziantep oluyor evet. genellikle. Çünkü oradaki potansiyel kendi ülkeleriyle de bir köprü yaratmış oluyorsunuz. Biraz rakamlarla Gaziantep'ten bahsedin. Uluslararası etkisi ve gücünü anlatın. Türkiye'de kaçıncı sıradasınız üretimde? Evet, ne kadar ihracat evet. yapıyorsunuz? Ondan da bahsedin. Biz aslında deniz olmayan şehir. Ankara eğer savunma sanayisine devlet yatırımını dışarı çıkardığınızda biz İzmir'le yarışıyoruz. İzmir'de deniz var, bize deniz yok. Olağan yani kaçıncı sıradasınız? Şu anda biz 5'teyiz. Ankara'yla birlikte gidip geliyoruz ama orada inanın devlet ve savunma sanayi var. Dışarı hiç, bizimki yerel, milli ve tamamen sivil. Yani savunma sanayi Ankara'da kurulu olmasa siz Ankara'ya evet, geçiyor geçiyoruz. Musunuz? Evet, geçiyoruz. İzmir'le yarışıyor. Şey. Evet, onu dışarı çıkarın, biz İzmir'le yarışıyoruz. Ve İzmir'in denizi var. O yüzden o kadar önemli ki bu. Neden bunu başarabiliyoruz? Çünkü kümeleştik. Kümeleşme de çok önemli. Mesela şu anda makine halısında dünyanın %70'ini üretiyoruz. Gıdaya dayalı. Makine halısında evet. dünyanın %70'ini %70'ini biz üretiyoruz. Çok büyük oran Çin'e, Amerika'ya kümeleştik yani. Bu da çok kıymetli bir şey. Hep kümeleşin diyorlar. Bir de bu rekabetin yoğun olduğu bir alanda. Tabii yani. Tabii. Gıdaya dayalı sanayide. Kümeleşmekten kastettiğiniz uzmanlaşmayı mı? Yoksa çok sayıda fabrika var. Ha, ölçek çok olarak söylüyorsunuz. Evet. Çok sayıda, fakat onlar da sürekli kendini yeniliyor. Orada tasarım çok önemli. Zamanın ruhunu yakalamak lazım, yenilenmek lazım. Yenilenmezsek yeniliriz. O yüzden dünya nereye gidiyor? Biz sanayicilerimizle her valimizin başkanlığında oturuyoruz. Bütün oda başkanları. 2026'da Hakan Bey, siz çok yakın takip ediyorsunuz. Yeşil sertifika programının ihracatçının geçmesi lazım. Çok da zor bir şeydi o. 2026 yarın. 2026'da bunun geçmesi için sanayinin akıllı, yeşil sanayi olması lazım ve bunu hazırlıklı yapıp yeşil sertifika alacak çalışmayı yapması lazım. Ben 15 sene özel sektörde çalıştım. Bizim zamanımız, Özal Rahmetli zamanında ihracatı nur içinde yapsın. Dünyaya açıldığımız zaman çocuk işçi varsa diyordu senden ihracat yapmam. Şimdi diyor ki çevreye duyarlı fabrikada toprağı, suyu, havayı kirleten bir unsurum varsa senden ihracat yapacağım. Çünkü Paris Anlaşması imzaladı. Tabii. Türkiye taraf bu anlaşmada. Evet. O yüzden bizim şehri bunu hazırlıyoruz. Şehirdeki ne her kadar hazırlandınız buna? Ne oranda hazırlandınız? Teorisi tamam. Pratikte herkes kendi gücüyle çalışıyor. Odalar yol gösteriyor. Biz de bütün gücümüzle belediye olarak onların yanlarındayız. Yüksek biyolojik arıtmayı tamamlayacağız. Attığımız suyu, ağacı kurutmayıp, balığı öldürmeyip insanı hasta etmemesi gerekiyor. Buna çok büyük bir yatırım yapıyor. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı bizim Çevre Bakanımızdı. Adalet Bakanımız da Abdülhamit Bakan'la birlikte bir toplantı yaptık. Bir görev dağılımı yaptık. Kim ne yapacak? Kim ne yapacak? Ben ne yapacağım? Ben şu anda Nizip'te Türkiye'nin ilk evsel ve endüstriyel aynı anda yüksek biyolojik arıtmasını yaptım. Ve bunu yaparken Japonlar da JICA ile birlikte çalıştı. Kalkınma Ajansı. Evet. Yani biz bütçemizin 1/3'ünü de dış fondan hibe getiriyoruz. Çünkü
Bunu yapan insan kaynağını bünyemizde bulunduruyoruz. Yabancı dil bilen proje ekibi, bu kaynak nereden gelecek, nasıl gelecek? Bunlar için her şeyin başı insan. Beşeri sermaye. Bünyenizde bunu tuttuğunuz zaman şehri buna hazırlıyorsunuz. Şehirdeki zihinsel dönüşümü de buna hazırlıyorsunuz. Bu olduğu zaman da şehir ekonomisi, bir taraftan sanayi ama diğer taraftan benim elimde 5 antik kent var. Büyük bir hizmet sektörü var, 22 müze var. 22 müze var. Şu an yeni dönemde açacağımız müzeler var, beyannamemize koyduğumuz. Kapadokya'ya gelen Asya turisti. Güney Kore, Çin ve Japonlar hedefimiz. Çok güzel. Onlar çünkü... Karayoluyla gelinebilir değil mi aşağı yukarı? Yani ne kadar mesela? Buna gittik. Aslında koronadan önce de çalıştık. Çin'e gittik, Japonya'ya gittik. Onlar kültür turizmini görmek istiyor. Tabii. Geçen gün mesela caddede dolaşırken baktım Japonlar gelmiş dedim. Yıllardır sizi bekliyorduk. Hoş geldiniz. Bu iyi bir işaret Japonların şey. Gelmesi. Öncüleri geldi. Yeni dönem inşallah kültür turizmi, şehir ekonomisinde. Çok farklı bir noktaya gideceğiz. Karayoluyla ne kadar sürer? 4 saat falan saat, yaklaşık evet. Kapadokya sürer oradan. Evet. Güzel bir kültür yolculuğu olur. Evet ama hava yoluyla da bizim lojistik çalışıp. Her yerden direkt, size uçuş direkt var. Direkt Gaziantep'e gelecek. Değil mi? Antalya'dan var size, tabii, İzmir'den, tabii, İstanbul, Ankara'ya zaten çartısı. Var. Avrupa'dan da var. Evet. Sayın Abdülhamit Gül de bizi izliyorsa bir selam gönderin. Evet, evet. Adalet onun da çok emeği var bu işlerde. Gaziantep'i beraber ona çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Önemli ve saygın bir isim. Aynen. Şimdi genellikle Avrupa Birliği'nden, Japonya'dan fon almak çok zordur. Kredi almak ve yani bir uzun listeleri vardır onu karşılamak. Ama benim gördüğüm kadarıyla onlar size geliyorlar. Yani acaba biz nasıl bir katkı verebiliriz, yardımcı olabiliriz diye. Bu da tabii güvenilirlik ve itibarla çok yakından ilişkili bir şey. Burada herhalde bütün Gaziantep'lerin çalışmalarının bunda etkisi oluyor. Hem iş dünyasının değil mi? Hem sizin arkadaşlarınızın, ekiplerinizin bir rolü var diye düşünüyorum. Şöyle Hakan Bey, bu işin %80 iletişim. Gideceksin, konuşacaksın, getireceksin, takip edeceksin, sonuçlandıracaksın. Biz büyükelçilerimizle çok iyi çalıştık. Japonya'ya gittik. JICA ile çok iyi çalıştık. Altyapı belediyeciliğinde çok ciddi destek aldık. Deprem master planını birlikte çalıştık. Japonlarla mı çalıştık? Tabii tabii. Şu anda bir Nur Dağı'na deprem eğitim ve anma merkezi yapıyoruz. Onlar 95'te bizim bu yaşadığımız depremin aynısını yaşamışlar. Kobe'de gittik inceledik, bir merkez kurmuşlar. O merkezin aynısını bir de bunu yapacak tasarımcıları da götürdük. Şimdi yaptığımız çalışmada 10 dönüm ayırdık. Az hasarlı, orta hasarlı, çok hasarlı binalar var. İçeride bir anma bölümü var ama bir simülasyon bölümü var. Seni 7.7'ye götürüyor. Seni o geceye götürüyor. O gece ne oldu? O gece neler yaşandı? İyice o geceye gidiyorsun çünkü o gece yaşananlar korkunçtu. O anlatamam, size yarım saat anlatırım, ben ağlarım siz ağlarsınız. Ama dert çıkarmamız, unutmamamız lazım. Bakın görüyorsunuz, orada az hasarlı var, çok hasarlı var. Bizim Gasmek binamız yıkılmamış, TOKİ'nin tünel kalıbı yıkılmamış, benim itfaiyem yıkılmamış. Tamam biraz, niye çok? Bir inşaat mühendisi birinin gelip bir bilim kurulu oluşturduk. Mikat Kadıoğlu hocayla da konuştuk. Ben İTÜ mezunu olduğum için İTÜ'lü hocalarla da çalışıyoruz. Çok itibarlı, saygın bir hocadır. Evet, Mikat bilim Kadıoğlu. Kuruluyla birlikte çalışıyoruz. Yani afet yönetiminin nasıl olması evet, gerektiği konusunda evet. Da. Ve inanın bu o kadar önemli ki şu anda. İnsanların Kobe'ye gitmeden Nur Dağı'na gelip bakacak. Bir mühendis staj programını burada alacak. Ve buradan çıkardığı dersle yeni 6 Şubat olmasın olduğu zaman önleyici tedbir ne yapacağız? Türkiye çapında bir merkez mi bir evet, anlamda değil evet, mi? Evet, AFAD'la çalışıyoruz güzel, şu anda. Önemli bir şey. Türkiye çapında bir Sayın merkez Fatma çalışıyoruz. Sayın Fatma Şahin, hazır bu konu açılmışken depremsellik açısından Gaziantep ne durumda? Son yaşanan depremin yaralarının sizi etkileyen tarafıyla yaraların sarılması için neler yaptınız, yapıyorsunuz? Bir de Gaziantep'te ne kadar binanın dönüştürülmesine ihtiyaç var? Ne kadar hazırsınız bir büyük olası yeni depreme? Şöyle yaptık. Ben 5 yıl önce TÜBİTAK'ta 10 profesörle deprem master planı başlattım. Biz mikro bölgelemeyi çalışmıştık, statik. Şehrin merkezi Şahin Bey ve Şehit Kamil %85, siz daha iyi biliyorsunuz. Orada kat sayımız 1200. Ama Nurdağ İslahiye'de yer kat sayımız 300. Mikro bölgeleme dedikleri. Biz o yüzden bu bütün bölgeyi çalıştığımız için TOKİ ile en hızlı hareket eden şehir olduk, en hızlı şehri ayağa kaldırdık. Deprem sonrası iyileştirme daire başkanlığı kurdum. Çok hızlı. Çünkü birinin ikinci işi olarak biz bu işi çözemeyiz. Çünkü zaten oradaki belediyeler de depremzede.
oradaki sistem de tamamen çökmüş durumda. Oranın ayağa kalkması gerekiyor. Japonlar yenilikçi yeniden yapılanma diyor. Bu ne demek? Şimdi Nurdağ'ın %80 yapı stoğu aşağı indi. O zaman madem böyle bir durum var, yolları genişlet, işte burada eşit alanı çoğalt, spor alanlarını çoğalt. Mümkün olduğu kadar yeni Nurdağ'ını kurarken buna göre kur, eski Nurdağ ile irtibatın da buna göre. Yani rahatlatıcı bir yaklaşım evet. Değil mi? Soluk aldırıcı evet. Açarak. Evet, evet. Ovadan dağlara, kasaya yüksek olan yerlere evleri taşı. Bunu mu yapıyorsunuz? Şu anda yapacaksın. Bunu yapıyoruz. Nurdağ'ını buna hazırlıyoruz şu anda. Bir taraftan da kültür, tarih varlıkları olması sebebiyle bunu yapmak teknik olarak da bazı zorlukları vardır. Çünkü evet. Bazı yapıların da tarihi nitelikleri olduğu doğru, için değil mi? Doğru. Yani herhangi orada bir şey... mesela Ökeşi Hazretleri var. Onun önemli bir inanç turizmi. Bu dediğiniz sit alanları var. Onun için ayrı bir bilim kurulu oluşturduk. Mesela bizim kale, ben Nurdağ'ına 45 gün sonra şehre döndüm. Kafamda kale diyorum, hafif bir sarsılmış kaleyi bir gördüm, yoğun bakımdaki insan gibi. Hemen Kültür Bakanımız geldi, Vakıflar Genel Müdürümüz. Şehrin göbeğinde 12 cami, han, bir hamamlar az zarar gördü çünkü o yer altında. Tamamen bir sıkıntılı bir durum vardı. Hemen bir bilim kurulu oluşturduk. Burayı çevreledik. Şimdi Ramazan'da ilk restorasyonlarımız tamamlanıyor. Kalenin restorasyonunu Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığımız yapıyor. Biz de büyükşehir olarak Kültür Daire Başkanımızla, KUDEP Başkanımızla birlikte tamamen bir koordinasyon içerisinde şehrin tarihi ve kültürel dokusunu ayakta tutarak bu yenilikçi yeniden yapılanmayı kentsel yapmaya dönüşüm, çalışıyoruz. Binaların onarılması, depreme hazır hale getirilmesi en önemli konularınızdan biri. Şimdi hala bizim vatandaşlara şehrin, bir çağrınız var mı bu noktada? Tabii. Bir hala şehrin var. Üçte biri kentsel dönüşüm. Hala. Üçte biri. Üçte biri. Büyük, hala. Büyük bir oran değil çok mi? Çok büyük. Büyük oran. Çünkü geldiğimizde zaten şehirde sanayileşirken çok hızlı konutlar yapılmadığı için çok fazla gece kondu vardı. Gri alan. Bir ağaç yok ki çocuk altında otursun. Bir taraftan kuzey şehri yaptık. Bir taraftan güney şehri. Şehrin çapını genişledik. Bir taraftan iki tane Aydınlar'da ve Göllüce'de kentsel dönüşümü yaptık. Şimdi de beyannamemize havaalanından biliyorsunuz giderken şehre giderken ki o gri alanı tamamen kaldıracak kentsel dönüşüm master planı yapıyoruz. Ne kadar bir zaman diliminde bunlar tamamlanabilir? Bu 5 yıllık süreçte inşallah bunu tamamlayacağız. Çünkü master plan acil eylem. Bunu bir de tecrübe de çok önemli. Bunu başardığımız noktalarda mesela gönüllü dönüşüm yaptık biz. Neyi bu derseniz köyü kaldırdık. Gönüllü dönüşüm kimseyle mahkemeleşmiyorsun. Kim ne istiyorsa önce rezerv alan yapman lazım. Rezerv konut. Konut istenen konut, para isteyene para, arz isteyene arz da veriyorsun. Bunu yaptığın zaman kimseyle mahkemeleşmiyorsun ve herkes bundan yüksek bir memnuniyetle buradan çıkıyor. Dua alarak, gönül rızasıyla buradan çıkıyor. Bunların hepsini test eden bir pozisyonda olduğumuz için yeni master planımızda çalıştık, beyannamemize koyduk. 1 Nisan itibariyle de düğmeye basıyoruz inşallah. Sayın Başkan, Anadolu şehirlerini dolaştığımda yani herkes çok konuksever, gerçekten müthiş bir coğrafya Anadolu. Çok güzel restoranlar var, yeme içme noktasında da bir ciddi rekabet yaşanıyor ki sizin tabii ayrı bir yeriniz var. Gaziantep'te rekabet etmek çok zor ama mesela kamusal alanda tuvalet bulmak çok zor Anadolu şehirlerinde. Ben özellikle yabancı misafirlerin böyle yani ibadethanelere gitmek her zaman çok uygun olmuyor tuvalet ihtiyacı için. Onların böyle şeyler oluyor ya. O yüzden buna benzer şeyler. Bir bu, ikincisi bisiklet yolları. Diğeri benim çok önem verdiğim engellilerin rahat mobilite ihtiyacının karşılanması. Bütün bu konularda birer cümleyle neler olduğunu şöyle, tabloyu söyleyebilir misiniz? Opet'in mesela, Opet'te hemşehrimiz biliyorsunuz. Temiz tuvaletle fark nasıl yarattığını gördünüz. Bu tuvalet, işi başlatanlardan tuvalet, biri oldu. Tabii tabii. Tuvalet çok önemli. Tarihi bölgede sizin dediğiniz tuvalet ihtiyacı giderecek tuvaletler yaptık. Ve orayı çok temiz tutacak şekilde iş yerim temiz diye kampanyalar yaptık. Bir turist geldiği zaman tuvalete çok kolay ulaşmalı ve temiz tuvaleti bulması gerekiyor. Çok katılıyorum. En önemli konu bu. Uluslararası bir şehir olacaksanız bunu Türkiye'nin ve şehrin gündeminden çıkarmış yani olmak gerekiyor. Adres sorar gibi bir kamusal alanda evet. Tuvalet aramamak lazım. Evet, evet. Görünür olması lazım. Evet, buna çok dikkat ediyorum. Yani basit bir konu gibi görünüyor ama ben çok önemli çok buluyorum önemli. Bunu. Evet. Bence de çok önemli. Özellikle kadınların bana söylediği, başkanım geldik ne yapacağız şimdi dediği evet. Kısmı çözmüş olmamız gerekiyor. Çok gayret ettik.
bu dönem bir tık daha yukarıya çıkaracağız inşallah. Engelliler konusunu oradan şöyle, engelli bir vatandaşımız tekerlekli sandalyeli, evet, Gaziantep'in merkezi bir noktasında başka bir yere gidebiliyor mu rahat bir şekilde şu anda? Nedir durum? 4 ana başlıkta çalıştık. Engellilere eğitim, sağlık, istihdam, ulaşabilirlik, sizin söylediğiniz. Şu anda şehirde bence Türkiye'nin, bence dünyanın da Küvet Fonu'ndan aldığımız engelsiz yaşam merkezini açtık. Hidroterapi var. Büyük büyük havuzlar var. Kuvvetten fon mu aldınız? Evet. Siz bütün, evet, dünyadaki fonlar yani Gaziantep ve ilgi gösteriyorlar gördüğüm, evet, kadarıyla. Biz ama çok çile, zor bir şeydi. Çok çile çektik. Kolay değildir yani. Çok göç aldık. Dünyanın en büyük göçünü aldık. Dünyanın en büyük kara depreminden çıktık. Ve dost ülkelere gidip anlattığımız zaman bize yardımcı oluyorlar. Büyük bir dayanışma var. Engelsiz yaşam merkezimizde 5 yıl oldu. Konuşamayan çocuk konuşuyor. Otistik bir çocuk. Atölyeleri farklı. Hidroterapi bölümümüz var. Grup terapileri var. Kişiye özel çalışmalar yapıyoruz. Olağanüstü bir başarı var. Ve ulaşılabilirlikte de engellinin başına görme engelli bir kardeşimiz var. Bakın şunu yapmaya bizzat çalışıyorum. Bizzat konuyu yaşayan bir insan. Evet, yani iş ehline vermeye çalışıyorum. Damdan düşen de çözüm üretiyor. Liyakat iyi çalışıyor mu sizde? Ben yapmaya çalışıyorum. Sonuna kadar buna çok dikkat ediyorum. Bu çok önemli bir şey, evet, çünkü. Yani evet, Türkiye çapında önemli. Zaman zaman karşılaştığımız güçlüklerini bildiğimiz bir konu. Bir de bunu söylemek istiyorum. Lütfen. Depremde yine engelliler oldu Hakan Bey. Ortez protez merkezi açtık. Niye ihtiyaç hissettik? Son depremdeki engelliler. Evet, evet. O kadar çok bakın. O kadar çok ortez protez ihtiyacı çıktı ki. Bunu salı günü de Lokman Ayva ve milletvekilimiz geliyor. Bu buğday tanelerini yapan milletvekilimiz var. Lokman Bey'in görme engelli, evet, olan, evet, milletvekili, evet, değil mi? O yüzden görüyorsunuz ortez protezi. Yeni protez mi üretiliyor yani? Tabii orada, tabii. Protez yapıyoruz. Hı-hı. Bacağı protez, ele protez. Olağanüstü bir merkez çıkardık. Açılışını dünya salı günü yapacağız. Dünya çapında bir standartta mı üretim, evet, gerçekten? Aynen öyle, evet, şu anda. Tamamen bilimsel, 4 üniversite var. Üniversite hocalarımızın çok büyük katkısı var. Çok önemli bir şey yaptınız. Teorik bilgiyi buradan alıyoruz. Pratik olarak biz hemen bizden ne isteniyorsa onun altyapısını hazırlıyoruz. Görüyor musunuz şunu? 11 ilden deprem bölgesinde engelli olan vatandaşlarımız bize geliyor. Diğer illerde böyle bir şey görmedim. Yok, doğru, yok. Bir tane fizyoterapistimiz depremde ayağını kaybetti. Biz ona amfite olmuştu. Protez yaptık. Şu anda kendi fizyoterapisine devam ediyor. Kendi diğer engellilere yardımcı oluyor. İyileşme dediğiniz şey de tam da bu. Normalleşme ve kendi kendine dönme, özgüven oluşturma. Bu alanda da şu anda bence dünyanın en iyilerinden biri izleyebilirim. Olağanüstü bir iş çıkardık. Bu görüyorsunuz. Türkiye'de bizim oldukça uzak olduğumuz, gerilerde kaldığımız bir alan da o bakımdan çok önemli buluyorum. Evet. Bu çalışmayı iyi ki başlattınız. Geçen gün Ceren diye bir kızımız amfite olmuş, servisten inerken trafik kazası geçirmiş ama milli sporcu. Onun hemen ayağını yaptık. Anne baba diyor ki başkanım zaten paramız yok, olsa da yapacak yer yok. Şu ücretsiz yapılıyor. Bunlar ücretsiz mi? Tabii ücretsiz yapılıyor bunların hepsi. Olağanüstü bir iş çıktı. Çok da büyük dua alıyoruz burada. Sayın Şahin, kadın sizin aileden sorumlu bakanlığınız döneminde ne netameli konular vardı? Yani yasal düzenlemelerin çıkması için siz de çok gayret göstermiştiniz. O sorunların bir kısmı bugün yani hem yerel düzeyde hem de Türkiye çapında hala atılması gereken kuşkusuz adımlar var. Kadınların hayatını kolaylaştırmak için bir birey olarak onların özgür, kendi özgüvenlerini sağlayacak bir şekilde ekonomik özgürlüklerini de mümkünse sağlamalarına katkı vermek için sosyal hayatta, istihdamda eğer anne iseler, aileleri varsa aileleriyle birlikte, değillerse bir birey olarak neler, hangi katkıları şöyle, veriyorsunuz onlara? Kadın dostu bir şehir olmayı çok istiyoruz. Aile dostu bir şehir olmayı. Bu yıl valimiz de aile yılı ilan ettik. Kadın mutluysa aile mutlu. Kadını merkeze aldığımız zaman şu anda şehirde her hamileye günde bir bardak süt gönderiyoruz. Anneye süt, bebeğe can. Bebek doğuyor, hoş geldin minik hemşerim diyoruz. Bebek biraz büyüyor, kreşler açıyoruz. Sizi de tebrik ederim ailenize. Evet, evet, ben de katıldım. Nene oldum diyorum size. Tebrik ediyorum. Atlas. Rabbim herkese, evet, mi? Evet, Rabbim analı, herkese. Analı babalı büyüsün. Allah razı olsun. Her yaşın ayrı bir güzelliği var, herkese yaşatsın. Kreş çok önemli. Hem kariyer hem çocuk yapsınlar istiyoruz. Organize de 2 kreş açtık mavi yakalılar için. Geçen gün dediler ki başkanım bir de 0-3 lazım bize. İşte Gazi Ray'dan inecek, çocuğunu bırakacak.
çalışacak, dönecek, çocuğunu emin ellerde baktıracak ve evine gidecek. Şimdi 0-3 yaş çalışıyoruz kreş. Çocuk okula başlıyor, çantalar Gaziantep Büyükşehir'den. Yine buradaki valimiz de, İstanbul valimiz Gaziantep valisiyken. Sayın Davutgül. Evet, çok başarılı işler. İstanbul'da da çok başarılı. Çok başarılı, çok çalışkandır. Öyledir. Ben çok gayretlidir. Ben de görüyorum kendisini. Eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri. 5 başlık koyduk. Şu anda ben okuyorum, Gaziantep okuyor diye çocuklara çok sayıda kitap dağıttık. 37 tane gazme kaçtık. Bu neyi başkanım diyeceksin. Tam bir hayat mektebi. Bir mahalleye ne lazım? Çocuğunu kreşe bırakıyor. Anne hangi kursa gitmek istiyorsa. Musiki olabilir, resim olabilir. Buna gidiyor. Çocuklar kütüphanede ders çalışıyor. Sınava hazırlanıyor. Geçen hafta da bebek kütüphanesi açtık. O kadar güzel ki. 0-3 yaş o da. Bebek kütüphanesi de hanımefendi, çocuk kütüphanelerimiz çok başarılı olunca dedi ki bir de bebek kütüphanesi açalım. Arkadaşlar gitti. O kadar güzel bebek kütüphanesi açtık ki 0-3 yaşta. Çünkü 7 çok geç diyor bilim dünyası. 6 altın çağı diyor. Yani biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Birini milli eğitimden, öbürünü sağlıktan beklemeden sen sana düşeni yap. Biz bize düşeni yapmıyoruz, çalışıyoruz. Kadın dostu uygulama yaptık. Uygulamayı indirdiğinizde bizim bütün etkinliklerimizden puan topluyor. Puanladan bir mağaza açtık. Geçen gün biri dedi ki başkanım puanımı topladım ben yürüyüş bandı alacağım dedi. İyi takip ediyorlar ya. Puanımı evet. Yürüyüş bandı alıyor. Bir hedef doğrultusunda evet, ilerliyorlar evet, puanlarını insanlar. Puanlarını topluyorlar. Yani. Hepsi ücretsiz ve onlardan hediye veriyoruz. Sayın Fatma Şahin şimdi tabii yani ülkemizdeki hayat pahalılığı ve enflasyon şartlarını hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu anlamda emekli yurttaşlarımızın evet, evet, durumu çok önemli. Ben onlara çok da saygı duyuyorum. Buradan selamlıyorum da. Onlar da diyorlar ki ne olur programlarınızda bizimle ilgili konuları lütfen dile getirin. Çok da haklılar bence. Sizin emeklerle ilgili bir çalışmanız olduğunu biliyorum. Evet. Bir emekli kartı oluşturmuştunuz. Evet, evet. Onun şeyi nedir? Kapsamı nedir? Onu aslında bu 5. kartımız Hakan Bey. Önce genç kart, sonra kadın kart. Biraz önce söylediğim kadın dostu, genç dostu bir şehir olmak istiyoruz. Bu yıl aile yılı ilan ettik ama çiftçi kart hazırladık. Bu neyi? 40 bin çiftçimize mazot verdik. Çünkü yeşil ekonomi toprakla başlıyor. Çok ekmemiz lazım. Gıda enflasyonunu aşağı düşürmemiz lazım. 40 bin çiftçimize mazot desteği verdik ve bir çiftçi kart hazırladık onlara. Şimdi de aynı şey emekli kartı. Emeklilerle bir araya geldik. Dedi ki ne yapabiliriz? Başkanım dediler, bana ait girdileri var. Mesela suyu emekli kartta %20 indiriyorum 65 yaş üstüne. Benim şu anda zaten su da geldiğimde Türkiye'nin en pahalı 3. suyuydu. 20. sıraya düşürdük. Büyük bir baraj yaptık. Düzba barajıyla. Su sorunu çözüldü evet, mu? İçme sorunu. Bir de şu anda HES yapacağız. Daha da aşağı çekeceğiz. Santral. Evet. Şimdi 20. sıradayız ama 65 yaş üstüne %20 daha suyu düşürüyoruz. Aşağı yukarı kaç yurttaşımız bu kartı almaya hakkı? 79 bin. Öyle mi? 79 bin vatandaşımız evet, bu kartı aldı mı? 65 yaş üstü. Biz tek tek haber veriyoruz. Nasıl alacaklarını çalıştık ekiple. Yani kart almaya hak kazandınız, gelin kartınızı alın gibi evet, bir şey mi yapıyorsunuz? Evet, şu anda call center oluşturduk. Tek tek arıyoruz. 153'te masa kurduk. Kendileri gelmek istiyorsa. Yani kim nasıl bize ulaşmak istiyorsa bütün yöntemleri kullanıyoruz. Bunun sonunda bütün sosyal tesislerimde, bana ait sosyal tesislerimde %20 indirim yapıyoruz. Bir de Ramazan'da başlattığımız Hasan Celal Güzel diye bizim çok güzel bir millet bahçemiz var. Onun içerisinde Haydi Sofraya diye bir lokanta açtık. 4 çeşit yemek 40 lira. Sabit. Ramazan'dan beri çok yüksek bir memnuniyet var. Bir de bayram geliyor. Hediyeleşmek sünnet. Ben onların evladıyım. Dedim ki ben 65 yaş üstü. Her emeklimize bir gömlek, bir ayakkabı hediye edeceğim. Şimdi onların hediyesini gönderiyoruz. Sonuçta şey diyorlar, çam sakızı çoban armağanı, varını veren utanmamış. Sen benim için çok kıymetlisin, benim bilgemsin, benim elini öptüğüm aksakallı, aksaçlılarımsın. Bana düşen neyse ben bana düşenden sorumluyum diyorum. Bu aslında karşılıklı yıllardır yaptığımız güven olgusu. Bu güveni tesis ediyoruz. İşte emekli kartımız 79 bin emeklimize hobi bahçesi yapacağız dedik. Zaten yapmaya başlamıştık. Bir zaman geçirebilmeleri için. Evet evet. Sosyalleşebilmeleri için değil mi? Ki, çok önemli. Bir hobi bahçesi. Önünde bir bostanı var. Zebzesini, nanesini ekiyor. Soğanlı, sarımsağını. Torunları geliyor.
birlikte oturuyorlar, bir muhabbet ortamı oluyor. Yaşlılığını kaliteli bir şekilde geçirebilmesi için, aksi halde çünkü birçok başka ilave sorunlar ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Yaklaşık sosyal yardımlarınızın tutarı nereye ulaştı? Şöyle, bütçenin %10'u. %10'u. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda elimizden geldiği, bir de şunu, yoksulluğu önleyecek sosyal yardım yapıyoruz. Yaptığımız sosyal yardım onları yoksulluktan çıkaracak. Yani mesela, istihdam tarafı da mı var? Onu o da var. Kariyer merkezi oluşturduk mesela. Herkesi belediyeye almam mümkün değil. Sayıştay denetim var. %40'ın üzerine çıkamam. Ama bize gelen iş başvurularına sertifikalı eğitim programı, iş garantili eğitim programları hazırlıyoruz. Organizede ihtiyacı olan hangi birimler varsa, hangi alan varsa onlarla eşleştiriyoruz. Bir taraftan istihdam dengesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi insanı merkeze alan bir Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği. Kaç tane organize sanayi bölgeniz var sizin? Normalde merkezde 6. Nurdağ İslahiye'de şu anda sağ olsun Cumhurbaşkanımız kararnameyle 1 milyon metrekare Nurdağ'ında, İslahiye'de de 3 milyon metrekare yeni sanayi alanı belirledi. Sanayi Bakanımız geldi, orayı da yeşil sanayi yapıyoruz. Sayın Mehmet Fatih Kaçır. De onun yardımcısı Oruç Baba da beraber geldiler. Endüstri bölgesi ilan ettik. Yeşil sanayi. Şu an Türkiye'de sanayi var ama yeşil sanayi yok. Buna önem verdiğinizi biliyorum ve görüyorum. Çok da önemli bir şey yapıyorsunuz. Evet. Bu Türkiye için olmazsa olmaz bir şey. Çünkü biz ihracatımızı nereye yapıyoruz? Çoğunlukla Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Ya Avrupa Birliği ne diyor? Onların ifadesiyle bir Green Deal diye bir şeyleri var. Diyor ki benim şartlarıma uygun üretim yapmazsan o şartlarda kusura bakma ben pazarı kapatıyorum diyor. Çok ciddi bir şey. Evet. Türkiye muazzam bir kayba yol açabilir, kayba uğrayabilir. O bakımdan hızlı bir şekilde hazırlanmak lazım. Aynen. Gördüğüm kadarıyla siz bunu yapıyorsunuz. En hazır şehirlerden biri biziz. Gaziantep dediğimizde en iddialı, yani toplam ekonominiz içinde ilk sıralarda hangileri var? Tekstil mi var birinci sırada? Tekstil, gıdaya dayalı sanayi, kimya. İlk üç. Evet. Siz de kimyacısınız. Uzun yıllar özel sektörde kimya çalıştınız. Kimya ve metalurjiyi bitirdim ben İstanbul Tekniği. İlk üç bunlar mı? İlk üç bunlar. Peki yeni dönemde o zaman Gaziantep'te bu ilk üçe bir üç daha ilave ederseniz yeni yaşam alan, yeni sektörler diyelim. Onlar hangileri olabilir? Biz sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Bir de savunma sanayini. Ha, savunma sanayi. İkisinde de iddialıyım. Yani Ankara'yı orada gözünüze kestirmişim. Onu fark ediyorum. Hayır da yarışacağız orada. Biraz orada çekeceksiniz gibi görünüyor. Hayır da yarışacağız. Hangi mesela savunma sanayinin hangi alt kırılımlarıyla ilgileniyorsunuz? Onun için Roketsan'la, Havelsan'la birlikte çalışıyoruz. Savunma Bakanımıza gittik. Bir rapor verdik. Sağ olsun. Şimdiki bizi... Sayın Yaşar Güler'e mi gittiniz? Yaşar Bey dedi ki ben çok inanıyorum bu şehrin dedi. Tüfekçi Yusuflar var şehirde. Ya gidiyorsun. Geleneksel bir usta var. Çocuk yurt dışına gitmiş. Çift yabancı değil. Savunma sanayinde Avrupa'ya ve Amerika'ya %100 ihracat yapıyor Hakan Bey. Evet. Acık dokunsak o kadar muhteşem bir sonuç alacağız ki. Şimdi Abdülhamit Bakan'ın ve vekillerimizle de konuştuk. 1 Nisan itibariyle buna çok ciddi çalışacağız ve bu dersimizi iyi çalışıp iyi bir sonucu alacağız. Yani savunma sanayinin alt kırılımlarında o zaman bir istihdam potansiyeli var. Ben de o zaman Latif Aral Aliş'i göreceğim yakında. Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı. Onlar da yeni yatırımlar gerçekleştiriyorlar, önemli yatırımlar yapıyorlar. Belki Doğu ve Güneydoğu Anadolu ilerimizde, Gaziantep'te çünkü altyapının da elverişli olduğunu görüyorum. Şöyle hala yapılacak çok işler. Rekabette... Öyle mi? Şöyle yaptık. Organizeyi merkeze aldık. 15 katlı kavşak yaptık geçmiş dönem. Kara tren hattını hızlı trene çevirdik. Şu anda hükümetimiz Nurdağ'dan hızlı trenle Habur'a kadar gidecek, Şanlıurfa'ya gidecek hattı çalışıyor. Biz de şehri demir ağlarla örüyoruz. Metroyu çalıştık. Şehir hastanesinden Gazi Ray bağlantısı bu dönem. Şehri tamamen demir ağlarla ördüğümüz rekabet etme gücü dediğiniz şey lojistik destek. Yani rekabette avantajlı diye niye ben Gaziantep'e gideyim diye insanlar düşünüyorlarsa rekabet yatırımcılar. Lojistik çok önemli çünkü. Çok. Ürünü ne zaman nasıl ulaştırabilirim pazara. Burada da çok önemli bir projemiz var. Herkes Mersin'e gidiyor. Mersin Limanı'na. Orada büyük bir sıkışma var. İskenderun Limanı için şu an Ulaştırma Bakanımız, Cumhurbaşkanımız birebir takip ettiği Amanos tünellerinden İskenderun'a geçince biz 120 kilometre yolu kısaltıyoruz. Çok ciddi bir şey. Çok ciddi bir rekabet. 120 kilometre yol kısalıyor. Şimdi orada biz yeşil sanayi kuruyoruz İslahiye'de. Düşünün istihdam, ihracat açısından %100 Avrupa'ya gidecek bir altyapı oluşturuyoruz.
Ve şu anda gençlerin istihdamı için büyük bir fırsat olacak. Bunu da Polat Eline bağlıyoruz. İkinci çevre yolu yapıyoruz. Bir kar yağdı altında kaldık. Artık Ulaştırma üç yolu Bakanlığı'yla mı yapıyorsunuz? Birlikte. Birlikte. Onlarsız hiçbir şey yapamam. Zaten model o. Çok büyük devlet yatırımı aldık. Yeni devlet yatırımı almaya devam etmemiz Sayın lazım. Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun da o bölgeye çok, çok önem verdiğini biliyorum. Son derece. Bir de dinliyor bizi. Çok, çok çabuk ulaşıyor. Çok iyi bir dinleyicidir Sayın Bakan ve karayolcudur. Karayolu kökenlidir kendisi. Yani bu yolların önemini kavramış bir insandır. Özellikle belki kamuoyunda daha çok sıfır atık projesiyle sosyal alandaki çalışmaları biliniyor Sayın Emin Erdoğan'ın ama ben yaşlılar ve aile konusundaki çalışmalarını da önemsiyorum ve siz geçmişten bu yana çok proje ürettiniz beraber Sayın Emin Erdoğan'la. Yeni bir çalışmanız var mı? Evet. Şimdi özellikle aile, yaşlılar konusunda. Manur Bakanım'la birlikte çalıştığımız, bizim de çok büyük tecrübemiz çünkü Kurucu Aile Bakanı olduğumuzdan dolayı. Evet. Ben 2014'ünde belediye başkanı olduğumda önce aile il müdürlüğüyle başlattık. Yine İstanbul Valimizle birlikte 8 birimi protokolle bir araya getirdik. Şimdi de valimiz de bunu 12 birime yükselttik. Hem baro var içinde hem içinde işte il müftülüğümüzün olduğu birimler arası koordinasyon var. Bu ne işe yarıyor? Nevzat Tarhan Hoca ile çalıştık. Üsküdar Üniversitesi hocanın bilişim altyapısını kullandık. Tamamen bilimsel bir çalışma başlattık. Aile mahkemeleri, hakimleri bize çok yardımcı oldular. Baktık ki bu çok çok işe yarıyor. Çünkü ergenlikte ayrı çatışma alanları oluyor. Onun yönetilmesi lazım. Evlilik öncesine gençleri hazırlamak lazım. Evlilik sonrasında bir çatışma alanı varsa, iş boşanmaya gidiyorsa aile mahkemelerimize başvurduklarında bunlara diyoruz. Lütfen bir akademimize bir uğrayın. Aile akademisi. Evet, orada uzman klinik psikologlar var. Sosyologlar var, hukukçular var. Şu an faal durumda. Tabii tabii, açılışını yaptık. Çok iyi çalışıyor. Önemli. İstanbul'da da şu anda bakanımız burada da uygulayacak. Tamam. Bir hanımefendiyle cümle, çalıştığımız önemli proje. Güzel bir cümle, yaşlarla ilgili bir rehabilitasyon merkeziniz vardı. Bir cümle, süremde oldu çünkü. Demaz, Alzheimer o kadar yükseldi ki şehirlerde. Önce Alzheimer merkezi açtık. Şu anda da 250 yatakta ileri yaş rehabilitasyon merkezi yapıyoruz. Bunu yaptığımızda da aynen bu engelsiz yaşam gibi yaşlı bakımında Türkiye'nin dünyanın en iyi merkezini bilimsel olarak hayata geçirmiş olacağız. Sayın Şahin, ben sizin farklı inançlar, kiliseler, sinagoglar, camilerle beraber bu konularda da önemli restorasyon projelerine katkı verdiğinizi biliyorum. Sayın Yaşar Bildirici'den bir mesaj aldım. O da Gaziantep'li. Bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Yahudi vatandaşlarımız da var. Orada bir sinagog restore edilmişti. O da yani bir müze olarak da bir şekilde kullanılabilirse, açılabilirse mutlu oluruz diye bir mesaj göndermişler. O konuyu da ben size aktarmış oldum. Böyle farklı inanç topluluklarımız. Diyor ki Gürmez Hoca, İslam medeniyetinin olduğu yerde hafıra, kilise ve cami yan yanadır. O yüzden ötekine saygıdır bu. Gaziantep'in böyle kucaklayıcı bir özelliği oldu. İpek yolu. Binlerce İpek yolunda zaten hep bu oluşmuş. Biz de herkesle birlikte yol gidiyoruz. Teşekkür ederim. Ben dolayısıyla çok teşekkür şimdi ederim. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirler gidelim artık orada yaşayalım diye birçok insanın belki hayalini kurduğu yerlerdir ama siz biz herkesi Gaziantep'e davet ediyoruz. Onu söyleyecektim ben. Yani o kadar çok şey anlattınız ki Gaziantep yaşanır bir şehir olarak gözümde canlandı. Çok elbette sorun var. Sorun çözme kapasitemizi yüksek tutuyoruz. Pozitif gündem oluşturuyoruz ve herkesi Gaziantep'e bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Yeme içme konusunu başka bir programda konuşalım. O çünkü tek başına bir program konusu olmayı hak eden bir konu. Ramazan sonrasındaki bir başka yayında. Sayın Fatma Şahin, daha önce ederim. Bakanlık görevinde de bulunan değerli bir isim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, ben de teşekkür ederim. İzleyicilerimize teşekkür ediyorum. Tunç Arslanap, CNN Türk Haberler'de birazdan Moskova'daki son durumda size aktarmaya devam edecek. Hoşçakalın.